Günaydın değerli izleyiciler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 75 baz puan indirerek %12'den %11.25'e çekti. Bu kararın kredilere yansımasını konuşacağız. Bu sabah konuğum Turkish Yatırım Araştırma Başkanı Baki Atılan. Faiz indiriminin ardından sizden gelen soruları da yanıtlayacağız. Çok keyifli bir yayın bizi bekliyor. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Baki günaydın. Günaydın. Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendiriyorsun? Biz tahmin edemeyen grup içerisinde kaldık. Bir iki grup tahmin edememiş zaten. 100 bekliyorduk. Dünkü paylaşımını gördüm zaten. Ya herkes sağ olsun gene hepsini beklemişler. Yani bir indirim bekleniyordu yani onda bir sıkıntı yok ama 3 anket vardı. Reuters'ın anketinde medyan diye bir şey var ama medyanı kullanmayız biz. Onu da söyleyeyim. Ortalama üzerinden gittiğinde orada 100 bas puandı. Forex'in anketinde geçmiş dönemde yapıldığından dolayı orada pas geçecek ağırlıktaydı. Bloomberg terminalinde de pas geçecek ağırlıklarındaydı ama sonra açıklanınca baktık. Hepsi medyan oradan buradan bir şekilde bularak beklenti dahilinde kalmış. Ama biz burada kredi kısmına baktık. Arkadaşlarla da konuşurken bankacılık sektörü önden yüklemini zaten bu indirimleri yapıyor. Dedi ki ne kadarlık bir indirim şeyini kullandınız? 50-75 arasında kullandık. Biz dedik ki 100 ve üzeri olabilir mi? Ya olursa dediler bu olumlu yönde yansır. Piyasaya yansımasına baktığında da zaten diğerlerinden farklı olarak işte merkez pas gelecek. Şimdi yorumlara bakıyorsun. Yorumlarla açıklamalar, 2 saat önceki açıklamalar zaten tutarsızlığını orada yakalıyorsun. Şimdi 100 bekliyorsan fiyatlamayı ona göre yaparsın. Hı hı. 100'ün altında geldiğinde bir coşku olur. Eğer 50 bekleyip 75 yakalıyorsan bu sefer coşku tam tersinde olumsuz yönde trade eder. Şimdi bakıyorsun biz borsa tarafında 100 üzerinde 100 ve üzerini fiyatladığımızdan İlk reaksiyon bir hayırdır ne oluyor? Ondan sonra da kar satışına bahane oldu. Hı hı. Kur tarafına bakıyorsun 5.85 bandına oturmaya çalışıyoruz. Orada şimdi beklediğimiz dahilinde olmuş olsaydı biraz daha aşağıya gelirdi. Normalde ne? Madem 100 bekliyordunuz 75 geldi. Bu kurun biraz daha aşağı sarkması gerekmiyor mu? Hayır sarkması gerekmiyor. Çünkü orada bir taban oluşturdu. Kırman için Merkez Bankası'nın açıklama metnindeki ifade, bazı ifadelerin tekrardan orada olması gerekiyordu. Basit olarak sıkılaştırmaya devam. Hı hı. Sıkılaştırma yerine duruş. Yani çok ufak farklı artık biz de FED gibi bakıyoruz. O kısımdan oradan oldu. Diğer taraftan bakıyorsun bankacılık sektörü haricindekilerde bir yoğun satış oldu. Şimdi faizli duyarlı kesim, otomotiv, gayrimenkul ve şeyler, konutlar. Konut zaten söyledim de bankacılık sektörü üçlü üzerinden gidiyoruz. Bankacılık yerinde kaldı. Çünkü zaten her faiz indirimi karlılığı 3 ay sonra etki ediyor. 3 ay sana daha yüksek faizden verecek. Gayrimenkul hemen satış yedi. Otomotiv hemen satış yedi. Onlar yiyince endeks genelinde bir düzeltme moduna girdi. Bu da bize gösteriyor ki piyasa 75 falan fiyatlamamış. Daha üstünü fiyatlamış ama beklentisi gerçekleşmemiş. Kredi üzerinden gittiğimizde bunu söylüyorum. Önden yüklemeli dönemin bittiğini söylemişti Merkez Bankası Başkanı. Yok, hayır, neden yüzün üzerinden bu kadar çok beklenti oldu? Ya şimdi yurt dışında Türkiye'nin roadshow'unu yapıyorsun. Hı hı. Yani işin bir de o tarafı da var. Şimdi orayı pazarlarken şimdi ben önden yükleme, evet önden yüklemeli yapıyorsun. Yani şu anki de önden 4 ay boyunca faiz çifte kalacak. Dolayısıyla önden yüklemeli değilse bu senin 5. Mayıs'tan itibaren yapman gerekiyor bunu. Ama ifadeye bakıyorsun metin içerisindeki. Yıl sonu enflasyon beklentimize uyumlu hareket ediyor. O da 8.2. Dolayısıyla ben hala sana çeşitli reel faiz hesaplamalarına göre baktığında gelişmekte olan ülkelerle 3 aşağı 5 yukarı aynısını veriyorum. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. İran jeopolitik riskini oraya koymuş. Emtia üzerinden, petrol fiyatı üzerinden beni vurabilir diye. Merkezin genel konsensüse bakıyorsun. 250-300 bas puan bu sene indireceğini bekliyor herkes. Hı hı. Şimdi bunun için yılın ikinci yarısını beklemene gerek yok. Amerika-Çin anlaşması zaten yapıldı. O kotalar nasıl dolacak? Orada bir soru işaretini koyaraktan yapalım. Yani o kotaların doluşu o kadar kolay olmayacak. İran gerginlik kısmı görüntü itibariyle Boris Johnson'ın konuşması da Trump planı üzerine bunu çevirirsek bu işten kurtarırız diye Trump planı da şey 10 yıl boyunca nükleere İran ulaşmıyor. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde yaptırımları kaldırıyor. Evet. Bunun önüne geçersek yani bu olursa otomatikman oradan da bir rahatlayacaksın. Başımı ağrıtacak tek nokta ne kaldı? Gıda fiyatları. Onu da kontrol altına alabilirsek yani kaç yıldır alabilirsek diyoruz ama herhalde bu sefer alırız. Aldığımız takdirde merkezin yaptığı hamleyi doğru olarak görebiliriz. Enflasyon kısmında biraz soru işareti var. O soru işareti de şeyden kaynaklanıyor.
halk enflasyonda hayat pahalılığı kavramı ikisi birbirinin içine girdiğinden dolayı hep söylenen enflasyon bu değil, enflasyon bu değil. Ben de diyorum ki ya benim faturalarda da enflasyon bu değil. Çünkü o hayat pahalılığı. Evet. Arada öyle bir fark var. Dolayısıyla merkezin yaptığı hamle yeterli mi? Şu kompozisyonda yeterli. 12 tane toplantı var. Önümüzdeki ayda yapabilir mi? Şu kompozisyonda devamının geleceği ibareleri var orada. Gene şeyli olarak, kademeli olarak bir 75-75 bu şekilde yapabilir. Yılın sonuna doğru bir yükleme fazla olursa olur. Onun haricinde görüntü, niyet ilk 6 ayda sonunda. İlk 6 ayda o 200'ü 300'ü bir anda kotaracak Merkez Bankası. Çünkü o Dolar Birliği başkanlarının açıklamalarına bakıyorsun. Hepsinin söylediği mevduat faizi tek hane. Dolayısıyla sen de bu tek haneye ne kadar çabuk gelirsen yatırım bacağında da biz o kadar güçlü olur. Dolayısıyla daha rahat yatırım yaparız. Hı hı. 2020'nin bana göre zaten ana şeyi, noktası kuru belirli bir bantta tutmak. Hükümetin bence tek amacı o olacaktır. Yani faiz tarafını görüyorsun. Kuru görüyorsun. Belirli bantta tutmak. Belirli bantta tutmak. Çünkü yani 5.85'e ne arası oluyor o bant? 75 diyelim o alt tamam. taraf ki 75'i görür mü o bile soru işareti. 75 biraz önce 85 dedin diye anlamak için soruyorum. O şu an, şu anki. Tamam. Yani geniş bant olarak verdiğinde 75-6-20 bant aralığında sen onu tutarsan gelecek olan yabancı yatırımcı zararı uğramaz orada. Çünkü kuru orada sıkılaştırdı. Şimdi biz yılbaşında neyi gördük? Yılın hatta ikinci günüydü. 5.99'u test edildiğini gördük. O belirli bir periyotta senin üst bandın. Aşağı yukarı da Nisan'a kadar devam eder. Görüntü öyle gözüküyor. Bu kompozisyonda sen indirebildiğin kadar indir. Doğrudan yatırım istiyorsun. Birinci şart kur. Faiz değil. Çünkü şimdi o yüzden biraz önce de şey dedim. Çeşitli reel faiz hesaplamaları var. 10 yıllık üzerinden hesaplayabilirsin. Beklenenden hesaplayabilirsin. Mevcuttan hesaplayabilirsin. İşime hangisi geliyorsa onu kullanırım. Hı hı. Şimdi bakıyorsun dünkü Merkez Bankası kararından sonra bir kısmı diyor ki Türkiye negatif reel faiz veriyor. Bir kısmı diyor ki 1.1 reel veriyoruz. Doğru. Bir kısmı da 1.4. Şimdi ben yaklaşık 3 yıldır şeyi söylüyorum. Portföy yöneticisi mevcuta mevcuta bakar. Şey kısmına gitmez, yıl sonunda gitmez. Makrocu yıl sonunda gider. 8.2 ise hedefin şu anda 11.5'a geldiysen indirecek bayağı yerim var demektir. Yani orada bir tek haneyi sen öyle veya böyle görürsün. Hatta dün Merkez Bankası tek hamlede vurur mu diye beklentiler de vardı. Dedim ya tek hamlede vuracaksa 200 yapmaz. 24'ten 19.75'e indirirken psikolojik etmeni gördük. Vuracaksa 9.75'e vurur yani. Evet. Ama onu da kimse tahmin etmiyordu öyle bir şey. O zaman bir iş biraz değişirdi. Çünkü şu haftalarda işte hafta başından beri Türkiye rot şovları var. Bu hisseleri alın, bu hisseleri alın. Şuraya yatırım yapın, buraya teşvik vereceğiz. Bu teşvik devam edecek. O kompozisyonda bir anda sıkılaştırmak istemezsin ortalığı. Yavaş yavaş doğru bir hamle, güzel bir hamle oldu. Piyasa açısından baktın ama yeterli mi? İş adamlarına göre yeterli değil. Geçen seneye de baktığımızda iş adamlarının niyetine göre bir hareketlilik var. Dolayısıyla o 75 adım önümüzdeki ayda devam ederse şaşırtıcı olmayacak. Şimdiki durum tatmin edici değil diyorsun o zaman. Özellikle özel sektör özel, için. Çünkü dünkü açıklamalarına baktığımda saat 5 gibi düşmeye başladı ajanslara. İnmesi, teke inmesi gerekiyor. Teke inmesi gerekiyor çünkü yatırım yapacağım. Kuru tutalım tek haneye gelir. Vurdukları noktada mevduatın netinin 9.6'ya gelmesi. Orada tek hane varken bu tarafa mesela bu hafta en fazla konuştuğumuz noktalardan biri de şey oldu. Yatırımcı sayısının artması. Döviz tevdiatçılar ve mevduatçılar borsaya geldiler. Gelen onlar yani tamam halka arzlarla da bir canlılık oldu ama diğer taraftan kaydılar. Ve kimse şey tarafına bakmıyor. En azından hiçbir kanalda görmedim. Hiçbir arkadaşın yazdığını da görmedim. Tefas'taki işlem hacmine kimse bakmıyor. Direkt oraya yöneldiler mevduatçılar. Çünkü diyorsun ki orada mevduattan seni swaplı bir yere bağlasam 11.5. Tefas'ta kısa vadeli borçlanmalar üzerinden gidiyorum. Diyorsun ki 13.5-14 mevduat karşılığında geliyor. Direkt buradaki para bu tarafa aktarıldı. Orada da bir nitelikli yani ciddi parası. 1 milyon üzerinde parası olanlar o tarafa kaydılar. Bu tarafta da diyor ki yatırım için birinci şart kur, faiz sonrasında gelir. Kur yerinde kalsın yeterli bizim için. Şimdi biliyorsun Merkez Bankası'nın faiz kararlarından sonra sürekli izleyici soruları alıyoruz. Senle bu yayını birkaç kere yapmayı denedik ama araya sürekli başkan ya canlı yayınlar girdi. Belediye başkanımız girmişler. Evet. O yüzden...
O yüzden şimdi de yönetmenim diyor ki bu konuya başlamadan diyor. Evet, hep bir şey denk geliyor. Şimdi yönetmenimden aldım bilgiye göre kısa bir reklama giriyoruz. Reklamdan sonra inşallah başlayacağız bu konuya. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası, sonra tekrar sizinleyiz. Türkiş Yatırım Araştırma Başkanı Baki Atilal ile beraberiz. Baki, başlayalım mı? Başlayalım. İzleyici mı soruları. Çok hızlı giriyorum konuya. Kredi puanım düşük. Nasıl kredi alabilirim? Kredi notu kaç olmalı? Şimdi 5 kademe var. Eğer kredi puanım düşük, son 2 kademesi kredi almanızı pek imkan yok. Oradaki müşteri temsilcisi arkadaşın iyi niyetine kalmış gibi gözüküyor ve belirli meblağının altında verirler. Yani orada otomatik kredisi alamazsın. İhtiyaç kredisi üzerinden, o da puanın düşük olduğundan 20 bin civarında, 15-20 bin civarında bir şey olur. Aa, bak şu an aslında araç için araç kredisi mi, ihtiyaç kredisi yok, mi soruyorsun? Yok, gördüm aşağıdaki sırada, evet, o yüzden abi, çok düşükle hızlı başlayınca. Çok hızlı bir geçiş oldu. Ona da cevap yani, verdin. Şimdi kredi notu kaç olmalı? 5 kademe var. Düzenli ödeme yapıyorsanız en üst tarafta oluyorsun. Yeni kredi almadıysan en üst tarafta oluyorsun. Ya o yüzden o fintech üzerinden yapıyorlar ama eğer şu anda biz gelip kendi puanımızı sorgularsak kredi notum düşüyor. Hı. Onu bırakacaksın, bankaya başvur, banka o sırada hesaplasın, düşmüyor. Kendimiz genelde biz işte önden yüklemeli bakıyoruz Merkez Bankası'nda. Evet. Kredi puanım kaçmış? Ha, benimki 1500, seninki 1600. Ha ha yapıyorsun, fark etmiyor. Onu kontrol ettin diye kredi puanını indiriyor aşağıya seni. Niye ediyorsun ki diyor yani. Evet. Ne ihtiyaç duyduğunda ettin. Orada dikkat etmeleri gerekiyor. Aldıklarında o iş çıkacak. Ne kadar sürede düzelir? 2 sene içerisinde düzeliyor. Buradaki hikayede şöyle bir şey var. Yani kendi örneğimden vereceğim. %100'ünü ödüyorsun. Günleri karıştırdın öyle veya böyle. Çarşamba aklında kalmış ama aslında salı günüymüş. Salı. Sen pas geçtin. Çarşamba günü tüm bakiyeyi yatırdın. Hiçbir şey fark etmiyor. Kredi puanını düşürüyor. Eski seviyeye gelmen için 2 yıl düzenli ödemen gerekiyor. Yani o yüzden o çok bir ufak günde bir her bir şey gün değişebilir. Ve diyorum ki %100'ünü kapat. Hiç umurunda değil. O gün de sen şey yapmadın, koymadın, ertesi gün koydun. Tamam, bekle bakalım. Oradan çalan yaklaşık o dilim de %35'e geliyor. Ben de perşembe dedim, hani bir önceki perşembe gibi bir hafta farkı var. Hani evet, öyle bir süre veriliyor mu diye. Şimdi ben kredi kullanıyorum. Kredi kart ödemesi var. Şimdi kredi kullandığında zaten bir gün öncesinden veriyor. Onu kaçırmada imkan yok. Gidiyorum. Şimdi biz hesapladık. Allah Allah, benimki dedim maksimum çıkması gerekiyor. Niye çıkmıyor? Sonra aradık, dedik ki niye maksimum çıkmıyor? Ya abi diyor, bir yılda 3 kere diyor ertesi gün ödeme yapmışsın. Haliyle çıkmaz o diyor, bekleyeceksin 2 sene. Peki diyelim ekstrem durumlara banka bu konuya... Hiç değil, matematiksel sistem, ödedi ödemedi pat bitti. Yani ama mesela gelirinde gecikme oldu. O ay gelecek olan gelirde gecikme oldu. Bunun sorumlusu değil. Ben değilim, karşı taraf. Bunda banka yok. Hayır, matematik diyor ki ödedim ödemedim. Tek soru var. Yani evet hayır. Ama kısmı yok. Ertelediler kısmı yok. Orada ciddi sorunla karşılaşıyorsun. Yeni kredi aldığında ne kadar da doğru sence? Şimdi matematiksel sistemde if kullanamazsın. Yani evet, onu kullanamazsın. Yani Allah korusun bir vefat durumu oldu. Ne yapabileceksin? Orada banka iyi niyetini kullanıyor. Senden faizini almıyor. Telekom'da şey yap, iptale gittin. İyi niyetini kullanıyor, almıyor. Ama fintech'te iyi niyet kullanma bir ibaresi evet yok. Bam diye düşürüyor. Arkadaş neyi düşündü? Yani yapacak bir şey yok. Diyor ki yani burada da yok. Burada evet hayır var. Başka bir seçenek yok ki diyor. Kredi borcu varken yeni kredi alınabilir mi? Alabiliyorsun. Total kredin %40-50 bandına kadar, yani maaşının %50 bandını aşmayacak şekilde senin kredi ödemen kısmını şey yapıyorlar, düzenliyorlar. Orada en büyük sıkıntı, şimdi orada baktım şeyini görmedim. Kredi kart sayınızı ne kadar aşağıda tutarsanız o kadar avantajlı sizin için. Ne tabii kadar çok kredi kartın olursa başvuruda alacağın kredi miktarı otomatikman iniyor aşağıya. Çünkü A Bankası sana gelirine göre, şimdi fintech puanı haricinde... Niye o zaman bankalar sürekli kredi kartı vermeye çalışıyor? Ya onlar yıllık ortalama 100 lira alıyorlar. Yani esas sorgulanması işte gereken yer evet orası. Üzerinde bana diyor ki son kullanım tarihi 4 yıl sonra. Tamam, o kartı verdin. 4 yıl değiştirmiyorsun. Hı hı. 4 yıl benden ortalama 400 lira para alıyorsun 100-100 olarak. Bir kere de al. Bir kere 100 lira al, bitsin. Odak noktası o tarafı. Ama bankaları da ayakta tutmak için böyle bir şey devam ediyor. O senin kredi alma imkanını sınırlıyor. A Bankası dedi ki ya maaşına göre işte 60 bin liraya kadar senin kredi kart limitin olabilir. Ben size 35 vereyim diyor. Bunu kullanın, bak benim bir sürü kampanyalar var. İyi tamam aldın. Diye diyor ki ben de sana 20 vereyim.
Tamam iyi güzel aldın 5 kaldı 3 banka 5 lira verebiliyor sana. 1-1-1 yani o da benim başıma geldi. Kendi başı örneklerinden vereyim. Ya bir bankadan kredi, ev kredisi kullandım. Dediler ki size kredi kartı verelim, gold kart verelim. İyi güzel kart geldi, 1000 lira limit var. Dedim ki burada bir yanlış diyor. Açtım dedim burada 1000 yazıyor. Bir de gold kart diyorsun. Yani bunu ben ne yapayım dedim böyle. Bak ki diğer sizin iki kartınızdaki limitler yüksek olduğundan kala kala bu kaldı. Dedim ki o zaman iptal et kala kala bu kalacaksa. Çünkü sana verilen öneri bu değildi, teklif şimdi, bu değildi. Öneri değil, o sana iyi niyet olarak benden kredi kullandın, 10 yıllık benim müşterimsin. Gelirin de iyi buyur diyor sana gold kartı vereyim. Benim başvurum falan yok. Onlar iyi niyet olarak vermişler. Tamam dedik bin çıkınca dedim yani bunu karta koyacağım da ne olacak ki? Sizden 10 yıl boyunca ödeme yaptığınızdan dolayı, yapacağınızdan dolayı kullanım da almayacağız diyor. Ay yıllık ücret. Dedim fark etmiyor. 1000 lirayı ben ne yapayım? Ne işe yarar? Ne işe yarar? Onu iade ediyorsun. Burada da enflasyona geri dönermişiz. Ben, direkt sana ne oluyor? Diğer tarafta bir line açılmış oluyor. Hı hı, o sana doğru. Çünkü bir ara şeydi. Oradan biz bu fintech işi sonradan getirdiler. Kredi limitinizi arttıralım mı diye cep telefonlarına deli gibi soru geliyordu. Sen de diyorsun evet arttır. Kredi kart limitim artsın. Tek başına kendine bağlıyormuş. Çok dikkat etmek gerek. Biz onu bilmiyorduk. O sistem geldi ondan sonra da fintech diye bir şey geldi. Bu sizin işe girişlerinizde bir numaralı kriter. Para ve sermaye piyasalarında bilhassa onu baştan söyleyeyim de. Süremiz bitti. O yüzden evet veya hayır da bir cevap alacağım. Kredi çekmek için gelirim ne kadar olmalı? Ya, o fark etmiyor. Limitin senin 3000 lira civarında yeterli. Yani 3000 liraya bile kredi verebiliyorsun. Çok biz teşekkürler Baki. Yine olabildiğince hızlı bir şekilde cevaplamaya çalıştık. Bakın, bir gün başaracağız. Gelir belgesi olmadan kredi çekemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Gelir belgesi olmadan kredi çekemeyiz. Tamam. Sevgili seyirciler, efendim Baki Atilal'le çok keyifli bir yayın gerçekleştirdik. Olabildiğince sorulara cevap vermeye çalıştık. Hiçbir yere ayrılmayın. 10'dan 12'ye programı ile Ahu ile beraber olacaksınız. Saat 15.30'da ben karşınızda olacağım.